CNN Türk ekranlarından ve şehir şehir belediyeler programından herkese merhabalar. Ben Beste Uyanık. 2018'in son programından sizlere İpey'in ana vatanı Bursa'dan sesleniyoruz. Bursa Türkiye'nin dördüncü büyük şehri ama ihracat yapan şehirler arasında ikinci sırada çünkü tekstilden otomotive, makineye kadar pek çok alanda Türkiye'nin en önemli lokomotifi olan ihracatı destekleyen bir şehir. Şimdi. Seçimlere az bir süre kalmışken yol haritasını ekranlarınıza getireceğiz. Gelin önce sizinle güzel bir Bursa turuna çıkalım. Hemen ardından bakalım 2019'un martından sonra Bursa'yı neler bekliyor. Yenen Türk ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Ben Beste Uyanık. 2018'in en son belediye programında sizlere Bursa'dan sesleniyoruz. Söylediğimiz gibi yerel seçimlere çok az bir süre kaldı. Artık son düzlüğe geldik diyebiliriz. O yüzden şehirler için artık yol haritaları iyice netleşmeye başladı. İşte o şehirlerden biri de Bursa Büyükşehir Belediyesi ve karşımda Bursa'nın artılarını, eksilerini ve bundan sonraki hayallerini, yol haritalarını anlatmak için Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş var. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Behzat Hanım. Sizler de hoş geldiniz. Bursa'mıza, Osmanlı şehri Bursa'ya şeref verdiniz. Şu anda da Hünkar Köşkü'ndeyiz. Burası Bursa için önemli tarihi bir merkez ve birazcık da izleyicilerimiz de görüyor. Aslında çok güzel bir köşkteyiz. Evet, evet. Osmanlıyı yansıtıyor, tarihi yansıtıyor ve siz en önemlisi dokusu da bozulmadı Bursa'nın. Evet. Siz 3 Kasım'dan beridir belediye başkanlığını yürütüyorsunuz ee, ve 2019'dan sonra da e, aday olarak gösterildiniz. Bundan sonra da vizyonunuz devrede olacak. Bir önce şu e, 3 Kasım'dan itibaren neler oldu, neler değişti Bursa'da? CNN Türk ekranlarında anlatır mısınız? Evet Beste Hanım, tekrar çok teşekkür ediyorum. Bütün CNN Türk izleyenlerine de selam ve saygılar sunuyorum buradan. Ee, böyle güzel bir imkan içinde sizlere ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Tabii ülkemizin her şehri güzel ve değerli ama Bursa'mızın gerçekten hem Osmanlı döneminde hem de Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren ülkemiz için ayrı bir değeri ve önemi var. Ee, aslında Osmanlı'nın neşvi nema bulduğu topraklar burası. Ve Osmanlı'ya yı 130 yıl başkentlik yapmış bir şehir Bursa. altı padişahı bağrında barındırıyor. O döneme ait tabii çok ciddi izleri var Bursa'nın. Ve biz de zaten e, göreve geldiğimizden beri geleneksel dokusunu bozmadan modern dokunuşlarıyla Bursa'yı geleceğe taşımaya çalışıyoruz. E, Tabii ben bugüne kadar hizmet etmiştim belediye başkanlarımıza, büyüklerimize çok teşekkür ederim ama Bursa gerçekten artık daha üst standartları yaşaması gerekiyor. Önce şunu ifade edeyim ki bu aldığımız sorumluluk büyük bir sorumluluktu. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımıza, parti büyüklerimize ben bu noktada yürekten teşekkür ediyorum. Aldığımız bu emaneti en iyi noktaya taşıma noktasında ciddi gayretliyiz. Bir taraftan rutin günlük iş ve işlemlerin sevk ve idaresini yaparken bir taraftan da geleceğin bursasıyla alakalı kurgular yapıyoruz. Önce şunu ifade edeyim. Ben 3 Kasım 2017'de yani yaklaşık 13 13 buçuk ay önce göreve başladım. Ama ilçe belediye başkanlığı sürecinde yaşadığım ciddi tecrübeler var. 3 dönemden beri, 15 yıldan beri. Onlarla beraber burada ekibimizle alakalı belirli revizyonlar yaptık. Ve önce Bursa'yı dinledik. Bursa ne konuşuyor, neyi istiyor? Bununla alakalı kamuoyu araştırmaları yaptık. E zaten üç buçuk yıllarda Büyükşehir Meclis üyesi bile de konulara genel anlamda hakimdim. Her büyük şehrin ana konularından birisi olduğu gibi Bursa'nın da ana konusu trafik ve ulaşımla evet. alakalı konular. Tabii bunu tek bir maddede toplamak mümkün değil. Bunun alt başlıkları var, farklı parametreleri var. Toplu taşıma araçlarından tutun da raylı sistemlere, otopark alanlarından tutun da sivil vatandaşların araçlarına varana kadar ve bu aradaki yol güzergahlarına varana kadar farklı farklı parametreleri var bu işin. Bu manada tabi ciddi sorgulamalar yaptık. Ee, akıllı şehircilikle alakalı e, önce bir ARGE ekibi oluşturdum. Ve bu ekip marifetiyle de birkaç farklı ülkeyi inceledik. Ve hemen Bursa'da bunu uygulamaya başladık. Ve bir acil eylem planı belirledik hı hı. kendimize. Bu minvalde kavşak düzenlemelerine gittik. Şerit genişletmeleri yaptık. Yeni yol çalışmalarımız oldu. Velhasıl bu konu başlığındaki çalışmalar neticesinde bunları öncelik, öncelikle de simülasyonlarla da gördük. Ne kadar rahatlama getiriyor o bölgede diye. Çünkü belirli daralmalara sebep olan, sıkıntılara sebep olan alanlar vardı, güzergahlar vardı. Ve bunlarla beraber gördük ki şehir trafiğinde %35-40'lara varan rahatlamalar söz konusu oldu. Hatta o kadar ciddi memnuniyetler var ki ben gezdiğim yerlerde bana şu ifade ediyor. Başkanım trafik problemi artık halloldu. Hı hı. İşte şu problem olsa gibi. Velhasıl bir de beraberinde tabii bütün gelişmiş ülkelerde yapılan şu toplu taşımaya teşvik etmek lazım. Bunun için hem konforu ve kaliteyi yükseltmek lazım hem de indirimler yapmak lazım. İki kez hem de bir kez iki Hı -hı. kez indirim yaptık onu söyleyeyim. Birincisinde %10 ile 17 arası özellikle öğrencilere daha üst düzeyde. İkincisinde ise %4 ile 10 arası. Bu da toplamda %18-20'lere varan bir indirim söz konusu oldu ki toplu taşımada biz indirimli rakamlara rağmen eski ciromuzu geçiyoruz. Hı -hı. Çünkü niye daha fazla kişi biniyor. Şimdi sinyalizasyonla alakalı bir çalışmamız var sefer aralığını 3,5 dakikadan 2 dakikaya düşüyoruz. Bu tabii ciddi bir yatırım, bir yıl sürecek bir yatırım. Bunun ön çalışmaları yapıldı. Bununla bile ciddi iyileşmeler ortaya çıktı. Yine hakeza uzak hatlarımız ve belirli noktalarla alakalı lastikli taşıma dediğimiz otobüsle taşımalarda indirimlere gittik. Otobüs sayımızı arttırdık ve artık şehir trafik ve ulaşımla alakalı parametreleri çok fazla konuşmuyor. Ama ulaşım anlamında bir de Osman Gazi Köprüsü ile zaten artık Bursa'da bir ring hattında olduğu için ulaşım da kolaylaştı. Dışarıdan gelen de artık Bursa'ya tabii, kolay tabii. ulaşıyor. Kesinlikle kolay ulaşılıyor. Zaten turizmin belki konuşacağız onu geliştirilebilmesi evet. adına da en önemli konulardan bir tanesi de ulaşılabilir olmak açıkçası. Bursa'nın bu kadar çok değeri varsa, Bursa'da bu kadar çok alan varsa bunların rahat gezilmesi, görülmesi lazım. Biz de onu temin etmeye çalışıyoruz. Tabii... Sayın Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin ufkuyla açıkçası e, Osman Gazi Köprüsü Bursa ile İstanbul'u, Dünya Şehri İstanbul'u daha da yakınlaştırdı. Evet. Bunu biz bir avantaj olarak da düşünüyoruz. Artık İstanbul'dan Bursa'ya ulaşım 1-1,5 saat gibi çok ciddi saatlere ve zamana düştü. Onu da burada ifade etmek istiyorum. Su temel tüketim maddesi, su ile alakalı da iki kez indirim yaptık onu söyleyeyim. Hı hı. %10 ve %10 olmak üzere. Tabii enflasyonun konuşulduğu Fiyat artışlarının konuşulduğu bir dönemde biz Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak kaynaklarımızı çok tasarruflu kullanıyoruz. Ee, zarar eden konularımızı tamamen kapatıyoruz, devre dışı bırakıyoruz. Ve tamamen Bursa insanları rahat ve huzur için... insan odaklı bir belediye Tabii için. tabii, insan odaklı bir belediyeci buldu. Bir de tabii ana konumuz şuydu, ben işin ortasında devraldığım için yarım işlerin tamamlanması. Hmm. Ve yani bir işin %70'inin, %80'inin bitirmesi çözüm değil. Bir kanalizasyon yüzde %100'ünün tamamlanması lazım. Bizim 1058 tane mahallemiz, 17 tane ilçemiz var. Ve biz bunların tamamında yani 3 milyon nüfusu kapsayan Bursa'da altyapı bize ait. Ulaşım bize ait. İmarla ilgili üst ölçekli planlar bize ait. Önceki bu yarım işleri tamamlamak ve 2018'de hemen sene başında yol ve ulaşım yılı ilan ettik. İnanın en ücra köylerimize kadar artık çok rahat ve sağlıklı bir şekilde ulaşım temin edebilmek için çok güzel yollar ortaya koyduk. Ve bu noktada da ciddi Şehir insanında övgüsüne mazhar olduk diyebilirim rahatlıkla yani. Şimdi bir sonraki konumuz sizin de ulaşım ağlarının, rahat ulaşılmanın, turizme olan etkisinden bahsettiğiniz turizm. Siz göreve geldiğinizden beridir yaptığınız açıklamalara baktığımızda Bursa e, yüzünü turizme dönmeli açıklamalarını duyuyoruz. Ki Türkiye için turizm gelirleri çok önemli. Özellikle yabancıların gelmesi, e, döviz bırakması keza son 1 2 senede de o eski randımanlı halini yakaladı, yakalamak üzere Türkiye. O yüzden şimdi siz turizm anlamında da atılımlar yapan bir belediyesiniz ki yapılmalı. Çünkü hem kültürü var diyoruz, hem doğası var diyoruz, hem kış sporları var. Sonuçta uzak değil orası. Neler yapıldı turizmde? Şimdi Beste Hanım o kadar hassas bir konu ki bu. Ülkemizin en iyi olduğu alanlardan birisi turizm aslında. Biz 2017 yılında yaklaşık 40 milyon turist ağırladık ve dünyada bu konuda 6. sıradayız. Peki mevcut potansiyelimizi dolu dolu kullanıyor muyuz? Kesinlikle hayır. Gerek ülkemizin üzerinde oynanan oyunlar, gerekse terörle ülkemizin algısını bozmaya yönelik çalışmalara rağmen geldiğimiz nokta hiçe yatsınamayacak şekilde. Lakin biz... Ee, bu konuda gerçekten dertliyiz ve heyecanlıyız. Yeni Turizm Bakanımız Mehmet Nuri da göreve geldikten sonra hemen kendisini milletvekillerimizle gerekse de sivil toplum kuruluşlarımızla bu manada ziyaretler gerçekleştirdik. Tabii ülkemizin 2023 hedefleri var Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde. 500 milyar dolarlık bu ihracat hedefi içerisinde bizim turizmle alakalı pay 50 milyar dolar civarında fakat bu pay tekrar revize edildi. Sağ olsun çok kısa bir süre önce Sayın Bakanımız tekrar iade ziyaretlerde bulundular ekipleriyle beraber. Burada bir çalıştay gerçekleştirdik ve bu noktada kendimize adımlar belirledik. Tabi Bursa'nın şöyle bir avantajı var. Bursa'da tek yönlü bir turizm anlayışı yok. Hı hı. Yani burada termal turizmi de var, hı hı. burada doğa turizmi de var, burada kış turizmi de var, burada kongre turizmi de var ve buna dair de ciddi alanlar var. Önemli olan bunlarla alakalı kararlar almak, işin reklam ve lansmanını yapmak, bu doğrultuda hareket etmek. Değil mi tanıtım Ama her şey. Ama Bursa, Bursa'nın bazı şehirli ilçeleri yani birçok kültüre ve medeniyetle ev sahipliği yapmış. Yani mesela bir İznik'imiz var. Başlı başına bir değer. Yani gerek Roma, Bizans, gerekse Selçuklu, gerekse de efendim e, Osmanlı ve Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren Açıkçası e, önemli bir e, nirengi noktası olmuş İznik. Hmm. İznik'te Sur Kapı var, İstanbul Kapı var. İznik'te çok önemli bir tiyatro var. İznik'te açıkçası bir açık hava müzesi gibi ve beraberinde bütün dünyanın hayranlıkla izlediği bir bazilika var. İşte e, birinci ve dördüncü konsül orada toplanmış. İznik Hristiyan alemi içinde önemli bir nirengi noktası ve yine İstanbul'dan. Bir saat gibi çok kısa bir mesafede ulaşım imkanına sahip İznik. E bunun yanında e, Bursa merkezde başta tabii ki Ulu Cami'miz, Yeşil Türbemiz, Osman Gazi ve Orhan Gazi olmak üzere eee Cumalı Kızık gibi e, restorasyonu yapılmış, yapılmak üzere olan belirli rengi noktalarımız var. 2014'te UNESCO Dünya Mirası listesine evet, evet, girmişti bu zaman. Bu çok önemli. İznik'te tabii. çalışmalar sürüyor Şimdi değil mi? Şimdi de şu girecek. an aday listedeyiz orada da hı hı. ve bunu da inşallah kısa bir süre içerisinde tamamlamak durumundayız. Bütün imkanlarımızı deyim yerindeyse bununla alakalı seferber ettik. Sayın Bakanımızın da bize verdiği hedef doğrultusunda tabii bunları bir bütüncül yaklaşım içerisinde ve bir de tarih adaları oluşturmaya çalışıyoruz. Yani gelen turistin burada vakit geçireceği, Bursa'yı gezeceği bir imkan ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. 1 milyon rakamlarını geçtik. 1 milyon 200 küsür binlerdeyiz. 2018 yılı ilk 11 ay itibariyle turist ağırlama noktasında. Gece konaklamamız 2 milyonları geçti. 1.9 ortalamamız var. Hı hı. Tabii bizim en kısa zamanda bu rakamın birkaç yıl içerisinde turist ağırlama rakamını 2 milyona ulaştırmak gibi bir hedefimiz var. Ee, yani tabi Bursa'nın o kadar yönlü özellikleri var ki Uludağ başta olmak üzere. Evet. Dolayısıyla bunları e, hem altyapılarını bir taraftan güçlendirirken bir taraftan da reklam ve lansmanıyla alakalı, tanıtımıyla alakalı çalışmalarda mesafe aldığımızda inanıyor ve ümit ediyorum ki biz Bursa'mızda e, hem ülke satımındaki turizm rakamlarını yerine getirme noktasında Bursa olarak önemli bir sorumluluğu üstlenmiş olacağız. Çünkü buna potansiyelimiz var. Bursa olarak bu konuda ciddi bir altyapımız var. Zaten boşuna demiyorlar Ali Nur Bey, Türkiye'nin gerçekten her köşesi ayrı cennet diye baktığınızda hangi iline giderseniz bir kültürle karşılaşıyorsunuz ama farklı bir kültürle. Yani her köşesinde o yüzden Bursa'da şimdi dediğiniz gibi medeniyetleri bir araya getirmiş, tarihi bir araya getirmiş. O yüzden kültürde size çok iş düşüyor gibi. Şu UNESCO'da çalışmalar var diyorsunuz ama kültürde mesela ne yapacaksınız ek olarak? Şimdi şunu ifade edeyim, tabii bir kere bu alanları bir canlandırmamız ve bu alanları bir yerlere duyurmamız gerekiyor. Cazibe merkezi haline getirmek cazibe lazım Cazibe merkezi değil mi? haline getirmemiz gerekiyor. Şimdi sizin sıcak suyunuz olabilir ama bunu farklı açılardan insanların kullanabileceği alanlar açmanız lazım. Şimdi Avrupa nüfusu yaşlanıyor. Özellikle Kuzey Avrupa ülkeleri bu manada ülkemize de başarılı birkaç örnek var. Anlaşmalı olarak gelip e, sağlıklı bir yaşlanma ile alakalı hem doğa turizmi ile ilgili hem termal turizmi ile alakalı alanlar arıyor. Dolayısıyla hmm. bunları açmak lazım. Ya yine kültürle hmm. alakalı da şu an içinde bulunduğumuz mekan bile e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün defalarca misafir olduğu ve Bursa ile alakalı önemli kararların alındığı bir mekan burası. E burası yaşatılmaya çalışılıyor. Aynı şekilde ki bu nirengi noktalarını da yaşatıp bütün hem Bursa'nın hem de ülke insanının istifadesini sunmak istiyoruz. Şimdi Bursa deyince kültürü, doğası, tarihi önemli ama bir o kadar da önemlisi ulaşımla bağlantılı olarak bir sanayi kenti olması. Yani biz bu sabah yolda gelirken pek çok büyük merkezin fabrikalarını gördük, satış merkezlerini gördük ve tabii artık İstanbullu olarak eskisi gibi bir fabrika kurma merkezi Arazisi de olmadığı için Bursa gibi yakın değerler artık iyice değerlendi. Şimdi sanayi kenti olması anlamında nedir? Teknolojiyi de yakınında getiriyor. Teknoloji anlamında da aslında öncülük yapıyor. E bir de bir şey daha ekleyeyim. İhracat, biz bu sene çok iyi ihracat rakamları gördük. Otomotivde, tekstilde, makine ürünlerinde, evet. ihracatta da Bursa önde. Hangi konularda sizce sanayide Bursa öncülük etmeli? 2019'dan sonra. Şu bir vaka, gayri safi milli hasılamızı yükseltmemiz için ihracatımızı arttırmamız lazım. Üretmemiz lazım. Kesinlikle. Bizim e, bu manada e, ülke olarak, ülkenin farklı şehirler olarak bu noktadaki misyonumuzu yerine getirmemiz lazım. Bir kere şunu ifade edelim. Bursa bir sanayi şehri. Önceki sanayile özelleşmiş bir şehir. Bursa'da otomotiv, tekstil, makina, elektronik. Ahşap sanayi, ciddi bir gelişim söz konusu. Geçen yılki ihracatımız 15 milyar dolar. Biz ülke ihracatının yaklaşık %10'unu yapan bir şehiriz. Ülkenin toplam nüfusu içerisinde dördüncü büyük nüfusu, ikinci büyük ihracat şehriyiz biz Bursa olarak. Ama bu noktayı biz yeterli görmüyoruz ve yerli ve milli sanayinin çok daha fazla konuşulduğu Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle yerlileşme ile alakalı vurguyu çok fazla yaptığı, insansız hava araçlarının, uzay teknolojinin daha fazla geliştiği bir dönemde Bursa'nın da üzerine düşen çok ciddi sorumluluklar var. Ve biz artık yüksek teknoloji diyoruz. Ve bu noktada organize sanayi bölgeleri oluşturmaya çalışıyoruz. Yani yeter ki bize sanayi olsun, yeter ki efendim mesela bir şeyler üretilsin anlamındaki bir yaklaşımdan ziyade biz bundan sonra şehir yapılanması içerisindeki kurgumuzu bu doğrultuda geliştiriyoruz. Ve bu konudaki Sayın Valimiz, Sayın Ticaret ve Sanayi adımız, noktadaki tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde, el birliği içerisinde hareket ediyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da ikinci 100 günlük programı içerisinde yer alan Technosap, Bursa Teknoloji Sanayi Bölgesi bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Evet. Müthiş bir alan. Yaklaşık 150 bin istihdamı bünyesinde barındıracak organize bir yer ve bu noktadaki e, altyapıyı da tabii bir taraftan kurgulamaya çalışıyoruz. İşte bizim GUHEM diye Gökmen Uzay Havacılık Merkezimiz var. Ama istiyoruz ki işin eğitim kaynağında da, işin altyapısında da bu doğrultuda beyinler yetişsin. Bu doğrultuda bir altyapı oluşsun. Ee, GUHEM projemiz, e, Gökmen Uzay Havacılık Merkezimiz çok iddialı bir proje. Yaklaşık 200 milyon bedelin harcandığı bir proje. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğinde yapılan ki bunun 80 milyonluk bedeli, TÜBİTAK tarafından karşılandı. Projemiz de yine Sayın Cumhurbaşkanımızın ikinci yüz günlük kalkınma hamleleri içerisinde dile getirilen konulardan bir tanesi. Burada tabii geleceğin uzay ve bilim insanları yetiştirilecek. Buradan önemli projeler üretilip aynı zamanda da know-how sağlıyoruz. Yani dışarıya da bunları satma imkanına evet. sahibiz. TÜBİTAK'a yaptığımız projeler oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bilim teknoloji merkezimiz var bizim zaten. Buradan bir gelir de sağladık. Ama... İnanıyor ve umut ediyorum ki e, gelişen günler içerisinde e, Bursa e, sanayisiyle zaten anılıyor ama yüksek teknolojiyle ve katma değeri yüksek ürünlerle de hem ülke ihracatını hem 2023 hedeflerine en üst düzeyde destek veren şehirlerden bir tanesi olacak. Öyle olması da sadece bizim lehimize olur zaten. Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi siz bilim insanlarından bahsettiniz. Sanayi arttıkça, teknoloji yükseldikçe tabii ne ihtiyacımız oluyor? Nitelikli insan gücü. Bizim için, Türkiye ekonomisi için işsizlik önemli bir rakam. Ekonominin çok önemli ayaklarından bir tanesi. Çünkü istihdam edilmesi, bizim genç nüfusumuz var, yetenek de var. Birazcık nitelik arttırılması lazım değil mi? Kalifiye eleman. Kesinlikle. Belediyeniz neler yapıyor konuda? Çünkü burası önemli bir merkez. Beste Hanım, tabi bunlar hep zincirleme birbirine bağlı konular. Hı hı, evet. Yani gayri safi milli hastalığınızı yükseltmek, ihracatınızı arttırmak, yüksek teknoloji üretmek için bu konuda da insan gücünüzü de arttırmanız gerekiyor. Bu tek başına oluşan bir şey değil. Bu parayla satın alınan bir şey değil nihayetinde. Evet belki satın aldığınız bazı haklar, imtiyazlar, efendim mesela teknolojiler olacak ama zaman içerisinde bunları üreten pozisyona geçmeniz gerekiyor. Ve bunları üretmek, sürdürülebilir hale getirmek için de takdir edersiniz ki bununla alakalı beyin gücünü, iş gücünü de oluşturmanız gerekiyor. Tabi biz arzu ediyoruz. Bursa açıkçası farklı sosyo kültürel yapıları içinde bulunduran bir şehir. Balkanlardan, Kafkaslardan, Anadolu'nun değişik yörelerinden özellikle göç almış bir şehir. Evet. Bursa hızla büyümüş bir şehir. Ve her senede nüfusunu 50-60 bin civarında artıran bir şehir Bursa. Geldiğimiz nokta itibariyle de 3 milyon nüfusumuz var. Tabi arzu ediyoruz Bursa'da yaşayan her bireyin bu manada donanımlı olmasını. Önceki tabi tüm eğitim kurumlu biz eğitim gönüllüsü bir belediyeyiz. Okullar yapıyoruz, okulların tadilatlarını yapıyoruz, ee, yeni okullar katıyoruz. Çünkü... Her sene 50-60 binlik bir nüfus artışından bahsediyorum. Bu tabii şehrin büyümesini gerektiriyor. İyi planlanmasını gerektiriyor. Ama beraberinde de eğitimle alakalı çok iyi altyapı kurgulanması gerekiyor. Şunu da çok net biliyoruz. Bir ülkenin gelişmişliğinin en önemli iki göstergesi eğitim ve sağlık. Evet. Dolayısıyla eğitim bizim olmazsa olmaz konularımızdan bir tanesi. Ama bunun yanında yetişkin eğitimi de bizim için önemli bir konu. Bu diye bir organizasyonumuz var bizim. Bursa Sanat ve Meslek Edindirme. Burada tabii geldiğimiz nokta gerçekten BUSMEC Burs, bir halk üniversitesine dönüştü. Farklı alanlara, farklı bölgelere ulaşmaya çalışıyoruz. Burada efendime söyleyeyim tekstilden teknolojiye ve diğer efendime söyleyeyim gastronomiden diğer tüm bilimlere varana kadar ciddi eğitimler ve milli eğitim onaylı sertifikalarla da buradaki insanlar bilgilendirmeye, taşlandırılmaya çalışılıyor. busmek marifetiyle de bu kapsamı çok ciddi şekilde genişletiyoruz. Binlerce insanın istifade ettiği bir alan haline dönüştü bu SMEK. Geçen yıl bu konuda elde ettiğimiz rakam 120 bin civarında. Evet. Bu yıl elde ettiğimiz rakam. Şunu ifade edeyim. Tabi bu SMEK yetişkin eğitimiyle alakalı özellikle hizmet veren bir alan. İnsanların hem sosyal kültürel açıdan gelişimlerini sağlarken, onları sosyalleştirirken özellikle hanımefendilerine çok itibar ettiği, iş gücüne bu vesileyle yoğun bir şekilde katıldığı bir alan. Bunlar evde üreterek de bunlarla ilgili bir alan açıyorlar. Mesela Bursa'nın birçok değeri konuşulur ama belki göz ardı edilen değerlerinden bir tanesi de ipektir biliyorsunuz. Evet. Bursa bir ipek şehridir. İpeğin ana vatanıdır Bursa ve biz 30-40 yıldır deyim yerinde ise işte tedavülden kalkmış bir e değeri tekrar canlandırıyoruz. Bu noktada 6 farklı ilçemizde Özellikle hanımefendilerin e, iş gücüne katıldığı ipeğin taa Koza'dan başlayıp da mamul hale dönüştürüldüğü noktada bir üretim süreci de belirledik ve bu noktada bu SMEK'te de bunların eğitimlerini verdik. Şimdi o hanımefendiler belirlediğimiz atölyelerdeki 400 civarında e, katılım söz konusu bununla alakalı. E, 400 kişi istihdam ediliyor yaklaşık. E, onların ürettikleri ürünleri de başta Amerika ve Japonya olmak üzere farklı ülkelere ihracatlara temin ederek hem e, iş gücüne katılımı sağlıyoruz hem de beraberinde de bir değeri yaşatma imkanına sahip oluyoruz. Peki son olarak e, 31 Mart 2019'dan sonra Bursa için sizin hayaliniz ne desem? Birkaç cümleyle onu alsam böyle kilit noktaları. Evet. Önce tabii çok teşekkür ediyorum. E, yerel seçim atmosferine girdik. Hı hı. Yaklaşık 3 ay gibi, 3 ay 10 gün bir zamanım var. Ben başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve parti büyüklerimize teşekkür ediyorum tekrar partim tarafından aday gösterildim. Bu tabii çok onur verici bir durum. İnşallah Bursalılara yeni dönemde de onların teveccühleriyle hizmet etmek en büyük arzumuz. Biz rutini yani normal iş ve işlemleri bir taraftan devam ettirirken ama bir taraftan da çok güzel bir şey yaptık. 10.300 kişiyle kamu kuruluşları yöneticileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve sivil vatandaşlarımızla kamu araştırmaları yaptık. 8 aylık bir çalışma ve bir proje ekibi oluşturduk. Bursa'yı cadde cadde, sokak sokak bu manada taradık. Geleceğin Bursa'sını oluşturmayla alakalı. Bursa zaten e, çok ciddi güzellikleri bağrında bulunduran bir şehir ama biz açıkçası e, şehrin her köşesine, yani kırsalından şehir merkezine varana kadar 17 ilçeye, 3 milyon nüfusa eşit bir şekilde bu hizmetleri götürmek istiyoruz. Tabi e, Bursa'mızın fethinin, 700. yılı 2026 yılı. Bizim de 2026 moddomuz var açıkçası. 2026'yı bu noktada hedef olarak koyduk. Tarih adaları oluşturacağız. Bursalıların yaşamaktan keyif aldığı, efendime söyleyeyim, Bursalıların e, bu manada e, ticaretlerini güvenli bir şekilde, huzurlu bir şekilde yaptıkları bir şehri daha fazla e, ortaya koymak istiyoruz. Bir şehir tasavvuru oluşturduk bu manada. İnanıyorum ve ümit ediyorum ki bu şehir tasavvurundan Turizminde, sanayisinde, yüksek teknolojisinde herkes bu pastadan payını ziyadesiyle alacaktır. Sokakları güvenli, ticareti güvenli, insanların yaşama, yaşamaktan keyif aldığı bir şehir olacak Bursa. Önemli kuruluşların yaptığı açıklamalarda Bursa ilk yüz içerisinde. En sağlıklı, en güvenli, en yaşanılabilir şehirler noktasında. Bakın kısa bir süre açıkla, önce açıklandı. En yaşanılabilir şehirler noktasında ilk yüzde birkaç şehrimiz var ve bunların birinci sırasında Bursa var. Evet. E, bu bizim için açıkçası ciddi bir ayrıcalık e, ama biz bunu daha üst standartlara taşımak istiyoruz. Huzurun, güvenin, bereketin e, ve kadim değerlerin şehri olan Bursa'mız inşallah e, yeni dönemde yapacağımız çalışmalarla da e, çok daha güzel noktalara taşınacak. Onu da burada ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Bey. ediyorum çok bu keyifli e bir, yani bir sağlığınız için. Bursa'daydık. 2018'in en son belediye programında sizlere İpey'in ana vatanı Bursa'dan seslendik. Duydunuz turizminden sanayisine dokusunun bozulmamasıyla ve gelecek hedefleriyle aslında Türkiye'nin gelişen bir değeri olacak gibi Bursa diyelim ve buradan kapatalım. 2019'da yeni belediyelerde görüşünceye de hoşçakalın. Ben Bestu Uyanık.